kadar dolandık. Aradığını bulamamıştık. Hatta o gün müzikal oyuncular şeyi bitti diye. Oraya müzikal söylüyor mu? Evet.
Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Özge. Bugünkü videomun girişini kocacığımla yapıyorum. Yes. Şimdi arkadaşlar, pazartesi günkü attığım videoda bahsetmiştim. Yani daha doğrusu bugün pazar, yarın atacağım. Siz de bu videoyu işte çarşamba, perşembe görmüş olabilirsiniz, görüyor olabilirsiniz. İşte bayramda burada yokuz demiştim. Biraz alışverişe çıkıp bir şeyler alacağız. Şimdi gidiyoruz, yoldayız. Yine sonra ne yaparız bilmiyorum. Zaten hava da yağmurlu, işte sevmiyorum yağmurlu havaları. Büyük ihtimalle neyse, göreceğiz AVM'ye artık gideriz. İşte AVM'ye gidiyoruz da sonra ne yaparız? Neyse. Buradan bakarız. Öyle. Görüşürüz. Böyle değişik değişik şeyler, işte tarzım olmayan şeyler. Ama güzelmiş. Hiç benim tarzım olmayan şeyler. Alakamın bile olmadığı şeyler 80 TL. Ay bu ne? Hiç güzel değil. Elbise güzelmiş ama. Bak şu da güzelmiş. $200 hiç güzel değil. 200 TL çünkü. Ya gereksiz pahalı ya. Öyle de güzel şeyler de yok yani. Ama renkleri güzel de çok süslü püslü. Yani ben böyle şeyler hiçbir zaman giymedim. Yok yani, tarzım değiller. Hadi aşağıya. Bilmem. Şimdi birkaç bir şeyler aldık. Siva'da hiç güzel şeyler yok. Kotonda hiç güzel şeyler yok. Sıfır yani. Ve çok kalabalık, bayağı kalabalık. Öyle dolanıyoruz şu an. Ben benim için korona bitti, maske takmıyorum. Sen bana gelmiyor ki, nasıl bir şey ki? Hayır, diyorum ki maske, korona bitti benim için, maske takmıyorum. Çenemde var tabii de. Öyle çok yoğun kalabalık olunca hemen çıkartıyorum yukarı. Şimdi arkadaşlar, biz şeyden çıktık, mağazadan çıktık, şeye geldik, onun anne Zeynep annelere geldik, kahve içmeye. Daha yemek falan yemedik bu arada, ben çok da acıktım ama dedik onlara uğrayalım çünkü orası yakın, yani böyle gittiğimiz AVM ile baya yakın. Şimdi kahve falan için sonra da yemek yemeye gideriz herhalde. Thank you.
saat falan oluyor. Bayağı da yağmur yağdı. Zaten yolda gelirken de çektim araları, görmüşsünüzdür. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gün marketten zencefil tozu aldım. Normalde ben öncelerde bu patates gibi olan zencefiller var ya, zannedersem ona taze zencefil deniyor. Bu da toz zencefil. Onlardan böyle onları kaynatıp içiyordum. Hani gerçekten hem vücuda çok yararı, faydası var. Hem de zayıflamaya falan da yardımcı oluyor. Ben de işte toz zencefil aldım. Şimdi bir iki gündür onu deniyorum. Böyle hani insan sabah kalktığında gerçekten böyle midesi boşmuş gibi hani hissediyor. Hani böyle bir rahatlama geliyor. Akşamları şimdi Onur'la onu içiyoruz. Onu göstereceğim size. Hem de bir bardak yapayım dedim. Sonra da zaten videonun kapanışını yapacağım. Bu arada aldığım kıyafetleri falan da göstereceğim. Zaten çok bir şey almadım. Hem çok gereksiz pahalı, hem hiç güzel bir şey yok. Hani artık bu şeyler... Trendyol'da falan indirimler çok oluyor ya, insanlar zannedersem öyle yerlerden alışveriş daha çok, daha fazla yaptıkları için mağazalara çok önem vermiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü hani internette, örnek veriyorum, internette bir Elsiva'nın bir ürününe bakıyorsan mağazada yok. Hani sadece internete özel, gerçekten de güzel ürünler. O yüzden şimdi şeyi bekliyorum. Bu Trendyol'un büyük bir indirimi var, olacak. Onu bekliyorum. Oradan da birkaç bir şey almayı düşünüyorum. Öyle aldığım şeyler, bir iki tane tişört, bir de eşofman falan aldım. Onları da size gösteririm başka bir videonun içerisinde. O şekilde. Şimdi size zencefilli şeyi göstereceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Ya daha doğrusu basit bir şey de beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar, şu zencefil tozunu şöyle göstereyim. Markette, aktarlarda falan alabilirsiniz. Bu tatlı kaşığını çıkardım ama bu kadar almayacağım. Böyle çok az. Hani çay kaşığı kadar. Şu kadar bir şey yeter. Bunu bardağıma koyuyorum. Biraz açılsın. Üstüne su ve limon suyu ekleyeceğim. Bir saniye. Limon sıkmadım. Limon sıkayım hemen. Yaptım şimdi. Ben birazcık daha karıştırıyorum. Yani bu arada bu zencefilin daha önceden de içenler ya da bilenler, hani deneyenler bilir. Acı bir şey. Acı oluyor. O yüzden hani bunları, böyle şeyleri sadece zayıflayacağım gibi diye içmeyin. Çok sakıncalı. Sadece zayıflamaya yardımcı. Yoksa yani bu size bir gecede 5 kilo verdirmez. Yani hani bazı insanlar öyle ya. Maalesef. Keşke öyle bir şey olsa, bütün gün içeriz yani. Ya dikkatli kullanmak gerekiyor. Hani ne bileyim, bazı hastalıkları olan insanlar hiç tüketmemeleri. Tüketmemeleri gerekiyor. Özellikle araştırma yaptığımda akciğer, karaciğer hastalığı olan kişiler. Başka. Yani bu tür işte hastalığı olan kişilerin böyle bilinçsiz şekilde kullanmaması gerekiyor. Öyle. Hadi içelim şimdi. Biraz tadı kötü ama... Arkadaşlar, videoyu kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Ben ev turu videosu çekmeyi kendim çok istiyordum aslında. Böyle videoları izlerken çok hoşuma gidiyordu. Neden? Çünkü hani hem farklı fikirler, hani benim çok hoşuma gidiyor ev turu videoları. Ama şimdi böyle video genelde mutfakta, işte bir yemek yaparken ya da ne bileyim evde de, hani temizlik videosu falan yaptığımda evde de hani çoğu şeyi görmüş oluyorsunuz, izlemiş oluyorsunuz. O yüzden bilmiyorum yani, yapsam mı yapmasam mı? Eğer böyle bir video isterseniz eğer, lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre yap. Yapacağım. Çünkü böyle çoğu evimin hani çoğu şeyi göründü. Zaten burayı
biz hani aldık bizim evimiz yani kira değil. Bizim kendi evimiz olduğu için mutfak, banyo, yatak odamdaki eşyalarım, mobilyalarım falan her şeyi en baştan yapıldı. Yani en baştan dedim mutfak dolaplarım en baştan yapıldı. Ne bileyim mobilyalar falan tamamen bizim zevkimize göre yapıldı. Yatak odasının her şeyi, yatak odam küçüktü. Her şey işte ölçülü bir şekilde yapıldı. Tamamen bizim zevkimize göre yani hazır bir şey almadık. Eğer isterseniz öyle bir video izlemek isterseniz lütfen bu videonun altına belirtin. Ona göre çekmek istiyorum ben de. Bu şekilde bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim sizlere. Şimdi arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.